Merhaba arkadaşlar, MVC Kütüphane Otomasyonu serimizin 40. dersiyle karşınızdayız. En son login işleminde kalmıştık arkadaşlar ve geçen derste login işleminde otantike olup olmadığını, kişinin otantike olup olmadığını belirleyememiştik. Şimdi onu yapacağız. Şimdi arkadaşlar webconf'i açıyoruz. Projenin içerisindeki webconf'i açıyoruz. Ve sistem web taglarını buluyoruz. Şurası. Buraya authentication diyoruz. Ve mod olarak da forms diyoruz arkadaşlar. Ardından form taglarını açıyoruz. Evet, forms taglarını açtık. Buraya da URL vardı. Onu açacağız. Login URL. Bu da kullanıcılar login şeklinde olacak. Ardından timeout var arkadaşlar. Dakika cinsinden. Bu da 15 dakika olsun. Bir diğer özelliğimiz de leading expiration var arkadaşlar. Bu da true veya false değeri alıyor. Burada değişiklik yapıldığında üzerine sürenin üzerine eklenmesini istiyorsanız, yani değişiklikten sonra bir 15 dakika olmasını istiyorsanız true demeniz gerekir. Aksi durumda false derseniz sadece 15 dakika geçerli olur. Buna true diyorum ben. Evet, bunları yazdıktan sonra şimdi arkadaşlar çalıştırabiliriz. Şuraya bir breakpoint koyuyorum. Kullanıcılar login. Şifreyi de girdim. Şimdi bakalım. Evet, şu an otantike değil. Tekrar ilerliyorum. Modelimiz null değil. Tamam, şu anda arkadaşlar kişi otantike oldu. Continue diyorum. Tamam, şimdi bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Bu arada şuradan şöyle incele dediğimiz zaman application. Şurada arkadaşlar. Bir cookie olduğunu görmekteyiz. Şimdi kullanıcılar login, tekrardan bir giriş deneyelim. Şu an kişi otantike, başka bir kişinin girdiğini düşünüyoruz. Evet, tekrar bakıyoruz. Şu an evet, şu tagların arasına girdi arkadaşlar. Şimdi oturumu kapatıyor. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Böylece bir dersin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.